Şimdi haftada 5 gün 4'er saatten 20 saat, aylık 100 saat, 1200 saat. Yani aylık en az 100 saat kullanılıyor. Sürücü belgesi alacak kişi bir beyanname veriyor. Gitmiş olduğu pratisyen hekime ya da aile hekimine. Ben de şu 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 bozukluklar yoktur diye standart bir beyanname oldu. Bu beyannamenin içerisinde bende uyku apne sendromu yoktur diye de bir madde var. Eğer kişi bunu yazmışsa ve onu muayene eden hekim de kişiyi değerlendirdiğin zaman evet bunda uyku apne sendromu yoktur derse bizim açımızdan sağlık raporu almasında bir sakınca yok. Ancak bu madde niye kondu buraya? Çünkü hem ülkemizde hem dünyada trafik kazalarının ve tabii iş kazaları diğer ek problemlerin de altında yatan en önemli nedenlerden birisi uyku apne sendromu. Uyku apne sendromu kişinin uyurken geriye nefesinin durması ve tekrarlayıcı şekilde bu nefes durmalarının olması. Nefes durmaları horlayan kişilerde sıklıkla karşımıza çıkıyor durmaları. Ve o kişiden gece sabaha kadar bölünmüş uyku yapısı nedeniyle dinlendirmeyen bir uyku ve tüm vücudu etkileyen sağlık sorunlarıyla birlikte karşımıza çıkıyor. Ve ertesi sabah kişi uyandığı zaman yorgun, halsiz, uykulu oluyor ve gün boyunca gündüz aşırı uyku hali oluyor. Gündüz aşırı uyku hali olan kişilerde trafik kazası yapma, iş kazası yapma gibi riskler olağanüstü artıyor. Tabii bunun yanında ek sosyal faktörler ve sağlık faktörler de var. Bu nedenle trafik kazalarının da önlenmesi için kişilerin uyku apne sendromu olmadığının belirlenmesi lazım. Bunu nasıl belirleyeceğiz? Kişilere hekim beyanına inanmamışsa soruyor. Horluyor musunuz? Gündüz aşırı uyku haliniz var mı? Ya da siz gece uyurken sizi yanınızda gören bir kişi uykuda nefesinizin durduğunu söylüyor mu? Biz buna tanıklı apne diyoruz. Horlama, tanıklı apne ya da gündüz aşırı uyku hali var ise kişiyi o pratisyen hekim ya da aile hekimi de oradan bir uzman hekime gönderecek. Diyecek ki bu kişide uyku apne sendromu var mıdır, yok mudur bize belirtin. Burada uzman hekimin yapacağı iş işte bir uyku laboratuvarında kişiyi yatırarak bir gece birçok sistemi eş zamanlı olarak kaydedip bakacak. Gece sabaha kadar kayıt yapılacak. Kişi uykusunda rahat nefes alıp veriyor mu? Nefesi duruyor mu? Horluyor mu? Ve bu nefes durmaları sırasında kişinin almış olduğu oksijen miktarı düşmüş mü? Çünkü oksijen miktarı eksilirse kişinin beyninden ayağının parmak ucuna kadar tüm vücudu bundan etkilenir. Sağlıklı bir yaşam için oksijen olmazsa olmaz bizim ihtiyacımızdır. Nefesi duran kişilerde bu oksijen eksikliği yüzünden birçok sağlık sorunu olur ve bu gündüz aşırı uyku halde bütün bunlarla birlikte uyku bölünmeleriyle karşımıza çıkar. Uyku laboratuvarına yatan kişi eğer uyku apne sendromu yoktur diye bir rapor alır ise bu kişinin ehliyet almasında bir sakınca yoktur diyoruz. Tabii yasa çıkarken uyku apne sendromu en sık kimlerde görülür diye değerlendirilmiş. Tüm dünyada obezlerde yani aşırı kilolu kişilerde uyku apne sendromunun daha sık görüldüğü görülmüş. Tüm obezlerin neredeyse 1/3'ünde uyku apne sendromu görülüyor. Şöyle nefesi durmuş, şöyle nefesi durmuş hastanın. Nefesinin durduğu yerde şunlar. Şunları böyle ben böyle çizerken şuradan hareketler çıktığında sizinle gösterir. Kişilerin beden kitle indeksi 30'un üzerindeyse bu kişi obezdir diyoruz. Ancak yasa koyucular gerek uyku laboratuvarlarının sayısının azlığı nedeniyle gerekse bu riskin obezite arttıkça daha fazla olduğundan herhalde esinlenerek beden kitle indeksini 33 olarak değerlendirmişler. Beden kitle indeksi 33'ün üzerinde olan tüm insanlar gündüz aşırı uyku hali olsun ya da olmasın, horlaması olsun ya da olmasın sürücü belgesi alacaksa ya da sürücü belgesini yenileyecekse mutlaka bir uyku laboratuvarına yatıp bir polisomnografi yaptırmak zorunda. Türkiye'de obezite hızla artan bir sorun. 2008 yılı ile 2014 yılı arasında yapılan çalışmalarda Türkiye İstatistik Kurumu'na baktığımız zaman obezite oranı %15'lerden %19.9'a kadar yükselmiştir. En son 2014 yılında yapılan araştırmada Türkiye'de 15 yaş üstü erişkinlerin tümünde %19.9 oranında obezite var. Yani beden kitle indeksi 30'un üzerinde. Tabii sürücü sayısı ne kadar diye baktığımız zaman 25 milyona yakın ülkemizde sürücü belgesi olan kişi var.
Bugün biliyoruz ki uyku laboratuvarlarının sayısı ülkemizde yeterli değil. Ve her geçen gün artıyor ama bu ihtiyacı karşılayamıyor. Şu anda herhangi bir uyku apne sendromu tanısıyla ya da şüphesiyle tetik edilecek bir hasta bir uyku laboratuvarına müracaat ettiğinde uyku laboratuvarının elbette akredite olması lazım. Yani standartlara uygun olması lazım ve burada sertifikalı hekimlerin değerlendirme yapması lazım. Şu anda ortalama 6 ay ile 1,5 yıl, 2 yıl arasında randevular uzamış durumda tüm laboratuvarlarda. Bu sürücü belgesinin yenilenmesi için gelecek ek yük, bu hastaların dışında sağlıklı olarak yaşadığını düşünen, toplumda gezen sürücüler arasından çıkacak. Bunun için ben obez olan kişilerin mutlaka bir an önce bir uyku laboratuvarına müracaat ederek kolesterol grafilerini yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü beden kitle indeksi 33'ün üzerinde ise bu kişi polisomnografi ile kendisinde uyku apne sendromu olmadığını gösterir belge göstermeden ehliyetini alamayacak.